Tekrardan merhaba arkadaşlar. Yayın süresi kısa olduğu için kesmek zorunda kaldım. Şimdi kaldığım yerden devam ediyorum. Şu dersi bitireyim. Sonra Özgür Hoca'nın yayınına yetişeceğim. <laughs> ben yorum kısmını kapatıyorum. Şunu bir özetleyeyim. Kaldığım yerden devam ediyorum. Hepimize kolay gelsin. Bu arada sesim geliyor mu arkadaşlar? Sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu? Sanırım sesim geliyor. O zaman yayına devam ediyorum arkadaşlarım ben. Şimdi sevgili arkadaşlar. Çoktan seçmeli test dedik ki kalabalık gruplara en uygun testtir madde analizine elverişlidir. Soru kökünde ipucu bulunmamalıdır. Soru kökünde ipucu bulunmaması ne demek biliyor musun? Cevabın fotosentez olduğu bir soruda mesela sentez kelimesini soru köküne yazamazsın. Soru kökünde ipucu bulunan soruları almaman gerekir. Yine yine çoktan seçmeli test için denir ki bir soru, bir soru diğerine cevap olmamalıdır. Daha çok ehliyet sınavlarında vardır. Bir soruyu çözersin, 5 soru sonra cevabını görebilirsin. Bir soru diğerine cevap olmaması da çoktan seçmeli testte önemlidir. Şunu da ekleyeyim, toparlayayım arkadaşlar. Bir hikayeye en fazla 3 soru bağlanmalıdır. Bu da önemlidir. Bir hikayeye 3'ten fazla soru bağlanmaz. Siz Ölseymen'in bakmayın 4 5 ya da altı tane soru bağladığına. Akademik literatürde bu şekildedir. 2011'de de kendisi de sormuştur. Bir hikayeye en fazla 3 soru bağlanır. 3'ten fazla soru bağladığında anlam bütünlüğünü bozarsın. Yani ben burayı özetlersem biz bugün Klasik geleneksel psikometrik ölçme araçlarını gördük. Bu tablo senin için büyük bir anahtardır. Buna hakim olman tüm soruları çözdürür. Öncelikle bilmelisin ki klasik geleneksel ölçme araçlarına bizler soru seçerken hedef basamaklarına dikkat ederiz. Yazılı ve sözlüye alt düzey hedeflerden soru alınmaz. Şunlara sadece alt düzey hedeflerden soru alınır. Çoktan seçmeli bir test ise sentez basamandaki tüm basamaklardan soru sormaya elverişli araçtır. Kullanışlık zaman faktörüdür. Yazılı yoklamanın hazırlaması uygulaması kolaydır. Puanlanması zor ve zaman alıcıdır. Sözlü yoklamaya dikkat edeceksin. Hazırlanması uygulanması puanlanması zor ve zaman alıcı kabul edilir. Çünkü herkese farklı ve eş güçlükte soru yazarsın. Ama şu 3 test türünün hazırlanması uygulanması puanlanması kolaydır. Dikkat etmen gereken noktalardan biri şurası. Çoktan seçmeli testin hazırlanması uzmanlık gerektirir uygulama puanlanması kolaydır. Puanlama güvenilirliği puanlamada tarafsızlıktır. Yazılı ve sözlü yoklamada puanlama güvenliği genel anlamda düşüktür. Subjektif test türü diye adlandırılır. Bu ismi unutma. Ço doğru yanlış eşleştirme ve çoktan seçmeli testte ise doğru ve yanlış cevap net ve kesin olduğu için bu testlerin puanlama güvenliği yüksektir. Bu testler akademik anlamda objektif test türüne girer. Ama şurayı unutma. Kısa cevaplı boşluk doldurma yarı objektif nispeten nesnel testtir. Şans başarı sadece seçenekli sınavlarda vardır. Bir yazılı yoklamada, bir sözlüde, bir kısa cevaplıda şans başarısı yoktur. Burada şişirme ve blöf yeteneği, burada sözlü ifade yeteneği, burada ezber ve hatırlama vardır. Ama bir doğru yanlış eşleştirme ve çoktan seçmeli testte şans başarısı faktörü vardır. Unutma. Bunu önlemenin yollarını da unutmayasın. Güvenirli, geçerli yorumlar iken artık biliyorsun ki iki soruya cevap ararsın. Soru sayısı nasıl? Puanlama güvenirliği nasıl? Çünkü soru sayısı sana duyarlı ölçümler yapabileceğini kapsam geçerli yorumlatır. Buna göre yorum yaptık. Sonra da soru seçerken dikkat etmen gereken noktalara baktık. Bunlara dikkat et çünkü bunlara göre soru seçeceksin. Mesela kısa cevaplı boşluk doldurmada başta ve sonda boşluk olan soruyu almayacaksın. Boşluk uzunlukları eşit olmayan soruyu almayacaksın. Ya da bir doğru yanlış testinde olumsuz ifadeyle olan soruyu almayacaksın. Bunlar bizim için önemli. Böylelikle biz sadece arkadaşlar klasik geleneksel ölçme araçlarında bitirdiğimizde ölçmenin bir konusu kaldı. Temel kavramlar. Onu da haftaya anlattığımda ölçme dersi biter. Bir hafta ayrıntılı soru çözerim. ÖYT'ye koştururuz. ÖYT daha basit gidecek. Çünkü hemen hızlı konuyu verip soru anlatacağım. Umarım sizin için verimli bir ders olmuştur. Burada dersi sonlandırıyorum. Ardından şimdi Özgür Hoca'nın e, yayınına geçeceğim arkadaşlar. Yayına geçtikten sonra da devam edeceğim. Umarım sizin için verimli bir ders olmuştur. Ortak özellikleri dersin başında söyledim hocam. Hepinize kolay gelsin. İzleyemeyen arkadaşlarım YouTube kanalına yüklediğimde oradan rahatlıkla izleyebilirsiniz. Her pazar yayını yapıyorum arkadaşlar. YouTube'a da koyacağım bu yayını. Daha haberiniz olan.